Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah radıyallahu şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı başımıza kumandan tayin ederek Kureyş kervanının karşısına çıkmak üzere bizi gönderdi. Hicretten hemen sonra Efendimiz ekonomik olarak sıkıştırıyor Kureyş. Kureyş. Yani düşmanı İslam düşmanlarını sıkıştırabileceğimiz birinci madde ekonomik sıkıştırmadır. Bize azık olarak bir dağarcık hurma verdi. Ordu 300 kişi var bildiğim kadarıyla bu Seriyede 300 kişiye bir dağarcık hurma. Verecek başka bir şey bulamamıştı. Ebu Ubeyde hurmayı bize tane tane veriyordu. Dinleyenlerden birisi o hurmalarla nasıl geçinebiliyordunuz diye sordu. Yani bir askere bir hurma günlük. Cabir radıyallahu anh onları çocuğun meme emmesi gibi emer sonra üzerine su içerdik. O gün geceye kadar bize yeterdi. Sopalarımızla ağaç yapraklarını silker sonra onları suyla ıslatıp yerdik. Ağaç yaprakları yerdik. Sonra da sözüne şöyle devam etti. Biz deniz sahili boyunca yürüdük. Ebu Hureyre Hazretleri'nde bir rivayet var. Komutan bize diyor hurma çekirdeklerini diyor sayıyla taksim etti. Şaşırıyorlar ya çekirdeği ne yapıyordunuz? Hurma yok. Hurması da yok yani çekirdeği kalmış. Hurmanın çekirdeğini diyor emiyorduk üzerine su içiyorduk. Yani o çekirdekten gelecek azıcık belki bir tat azıcık bir gıda ile üzerine su içiyorduk diyor. E, ashab kiramın ee, nasıl fedakarlıklarla İslam'ı bize getirdiğini anlayalım diye bunları, bunları söylüyoruz kıymetli dinleyenler. Cabir radıyallahu anh anlatıyor işte Ebu Ubeyde ve ordusuyla birlikte diyor deniz sahili boyunca yürüdük. Sahil boyunca önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey çıktı sahil boyunda. Onun yanına kadar gittik bir de baktık ki anber denilen bir balık balina. Ebu Ubeyde bu ölü bir hayvandır yenilmez dedi. Ölü hayvan. Sonra da hayır bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçileriyiz. Ve Allah yolundayız. Yani ellerinde de bir çıkın hurma. O da zaten bitmiştir belki o güne kadar. Hiçbir şey yiyecek bir şey yok. Zaten zaruret olarak haram olsa bile zaruret olarak yenecek yani mecbur ölmemek için. Ama diyor e, biz e, cihattayız. Resulullah'ın elçileriyiz. Siz son derece zorda kalmış bulunuyorsunuz. Haydi yiyiniz dedi. Biz 300 kişiydik. 300 kişi ve bir ay süreyle onun etinden yiyerek orada kaldık. Kervanın yolunu bekliyorlar. O yolun yani Kureyş için dar olduğunu gösteriyor. Orada beklemeler onların. Ama bir ay boyunca o balinadan yedik diyor. 300 kişi. 300 kişinin bir ay boyunca gıdası olur. Orada kaldık. Hatta kilo da aldık. Balığın göz çukurundan testilerle yağ aldığımızı biliyorum. Göz çukurundan testilerle yağ alıyorduk. Kovalarla. Biz ondan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde bizden 13 kişiyi alıp onun göz çukurunu oturttu. Göz çukurunu, göz kemiğini 13 kişi, 13 asker girdik diye. Onun kaburga kemiklerinden birini de alıp dikti. Sonra yanımızdaki en büyük deveyi semerledi ve deve ile kaburga kemiğinin altından geçti. Yani çatı gibi böyle kaburga kemiği altının deve üzerinde insanla birlikte geçiyor. En üst yüksek deve. Balığın etinden pastırma da yaptık. Yani ileriki günler içinde ayırdık. Medine'ye gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip olup bitenleri anlattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Cenab-ı Hak ne kadar e, lütufkar gerçekten. 300 kişilik Allah kendi yolundaki askerlerin önüne böyle bir ziyafet, bir balineyi çıkarıp sahile atıyor. Ki zaten o sahilde öldüğü için helal balık, balığın ölüsü, ölü hayvan eti. Haramdır ancak balık ve çekirge hariç diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla e, helal bir et önlerine çıkarmış. Bir ay böyle onlara bir ziyafet vermiş Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki nimetleri de böyle güzel. Kim bilir cennetteki nimetleri nasıl güzeldir. Onun etinden yanınızda da hiç kaldı mı diye soruyor Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda hiç kaldı mı varsa bize de tattırsanız buyurdu. O rizkun ahrecehu Allahu lekum. O diyor Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Fehel hel ma'akum min lahmihi şey'un fetut'imuna. Yanınızda bir şey var mı bize de yedirseniz. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir parça gönderdik. O da yedi. Efendimizin maksadı da yani onların gönüllerindeki pürüzün giderilmesi. Acaba hani haram mıydı, ölü müydü diye. Bak peygamberimiz de yedi. O zaman gönül rahatlığıyla biz de yiyebiliriz yediklerimizden dolayı da bir sıkıntı çekmeyiz. Onları rahatlatmak için Efendimiz'e bir parça yiyor. Açıklamalar Peygamber Efendimiz Medine devrinde gerektiği zaman bir komutanın idaresinde düşmana karşı küçük çaplı müfreze birlikleri gönderirdi. Seriyeler. resul bizzat katılmadığı bu küçük savaş birliklerine Seriye adı verir. Kendisi katılırsa Gazve adını alıyor. Ebu Ubeyde'nin kumandasında gönderdiği bu seriye Kureyş kervanlarının yolunu kesmek ve onların ekonomik gücüne darbe vurmak. Müslümanların güç ve kuvvetini onlara göstermek üzere hicretin 8. yılında sevk edilmişti. İlk günden başlıyor Efendimiz bunun sonuna kadar yani Mekke'yi fethedinceye kadar devam ediyor. Ve 8 yılda da Mekke'yi teslim olmaya mecbur bırakıyor Efendimiz bu ekonomik e, silahla. Kureyş'in en mühim geçim kaynağı yazın Suriye, kışın da Yemen taraflarına gidip gelen ticaret kervanlarıydı. Onlar elde ettikleri zenginlikler ticaret yollarını kaybetmemek için Medine İslam Devleti'ne karşı daima düşmanlık beslemekte, kin ve intikam hissiyle dolu olarak sık sık savaş tehdidiyle Müslümanları tedirgin etmekteydiler. Yani Bedir, Uhud, Hendek savaşları böyle müşriklerin putları için, ilahlar için yaptıkları bir savaş değil. Şu ticaret yolumuzu bir kurtaralım diye dünya menfaat için, mal için yaptıkları savaşlardır. Peygamberimiz de onu bunu bildiği için hicretten sonra e, Mekke'yi fethedinceye kadar devamlı onların ticaret yollarına bu şekilde kesmiştir. Sonunda teslim olmak mecburiyetini bırakmıştır. Bugün aynı şeyi İslam düşmanları için uygulamak gerekir kıymetli dinleyenler. Yani İslam düşmanlarının ekonomik gelirlerini azaltmak için ne tedbir gerekiyorsa onu yapmak lazım. Boykotsa Onların mallarını en güzel şekilde, en çetin bir şekilde boykot etmek lazım. Biz de kendimiz tabii ki daha güzelini yapmamız lazım. Yani gayrimüslimlerin malını boykot ederken, tabii ki onu boykot edersen, mecburen kendin bir şey üretmek durumunda kalacaksın. O zaman yerli mallarının e, gelişmesine de fırsat, yerli ve milli olan ekonominin gelişmesine de hızlandırmış olacaksın. Buna mecbur kalacaksın yani. Dolayısıyla biz diyoruz ki hani boykot edelim ama boykot ettiğimiz mallar hep kaliteli mallar. Geri kalan bizim Türk malları kalitesiz. Orada zorlanıyoruz. O zaman buna biraz sabredelim ki bak ashab-ı kiram ne açlıklar çektiler bizim için, İslam bize getirmek için. Biz de sabredelim ki hem düşmanımız zayıflasın hem bizim ekonomimiz, bizim çarşımız gelişsin, büyüsün diye Peygamberimizin bu sünnetini yerine getirmek lazım. Müşrikler bu şekilde Müslümanları hep tedirgin ediyor, tehdit ediyor, savaş açıyor. Medine'ye kadar geliyorlar savaşmak için. Ekonomik e ekonomi yollarını, ticaret yollarını açmak için. Muhtelif hadis ve siyer kitaplarında bu seriye hakkında rivayetler vardır. Buhari'nin sahinden de öğrendiğimiz gibi bu seriye gazvetü seyfil bahr, bahr adı verilmektedir. Sahil, deniz kenarı. Gaze seriyesi. İmam Neve'nin bu konuyla ilgili olarak Müslüm'ün sayından seçtiği bu rivayet diğerlerine göre daha kapsamlı sayılır. Yani 8. yıl demesi burada doğru değil görünüyor. Çünkü bu seriye ilk aylarda yapılan bir seriye. 8. ayı olsa belki doğru. Hicretin 8. yılı dediğimizde bu yanlış bir bilgi olur. E, Mekke'nin fethi hicretin 8. yılında. Bu Sifir Bahar hicretten birkaç ay sonra olan bir seriye. İlk yıllarda olan bir seriye yani. Bu seriye katılan askerler muhtemelen yanlarına taşıyabildikleri kadar yiyecek maddeleri almışlar. Peygamberimiz de onlara sadece bir kırba hurma verebilmişti. Yok zaten yeni hicret etmişler. Yani muhacirlerin ihtiyaçları var. Ensar bunlara yetişmeye çalışıyor. Kendi yiyecekleri bittikten sonra tamamen yiyeceksiz kalacaklarından korktuğu için Ebu Ubeyde onlara bu hurmaları tane hesabıyla veriyordu. Neticede hurma da bitince ağaç yaprakları yemeye başladılar. Onların deniz kenarında buldukları anber denilen balık mavi balina olup kendi türü içinde en büyüğüdür. Bazılarının ağırlığının 150 tona ulaştığı bilinmektedir. Burada buldukları ölmüş bir hayvan olduğu için komutan Ebu Ubeyde önce onun yenilmesine caiz olmadığı yönünde iştihatta bulunmuş. Tabi İslami hükümler de yeni olduğu için daha tam oturmamış Sahabiler e, tam e, o nosyonu, fıkıh nosyonunu almamışlar. Acaba haram mıdır, helal midir diye. Daha sonra bu görüşünden vazgeçip zor, zorunluluk haline de dikkate alarak yenilebileceği yönünde hüküm vermişti. Zaruret hali diye. Verdiği bu hükmün doğruluğu daha sonra Peygamber Efendimiz tarafından hem sözlü olarak tasdik edilmiş hem de ondan bir parça kendisi de yemek suretiyle Müslüman askerlerin gönlündeki şüphenin gitmesi temin edilmiştir. Balık ölü de olsa yani suyun üzerinde ölü bulunursa tafi ediyoruz. Suyun üzerinde tahta parçası gibi yüzen ölmüş balık yenmez. Haramdır çünkü o bir zehirlenmeyle bir hastalıkla ölmüştür. Suyun içinde niye ölür balık? Ölmemesi lazım. Ama su sudan çıkarılıp da ölürse o ölü balık yenir. Zaten balıkları öyle yiyoruz. Boğazlamıyoruz, kanını akıtmıyoruz zaten. Balık için bir istisna var. Ama diğer canlı hayvanlar kendi halinde ölürse boğazlanmadan onlar meyte, ölü, leş e, hükmünde oluyor. Hadisten öğrendiklerimiz ordu için bir kumandan gereklidir. Kumandansız ordu olmaz. Bu kumandan ordunun en seçkinlerinden olmalıdır. Kumandanlık kabiliyeti açılan, maneviyatı çok iyi olup da asker olanlar oluyor sahabilerden. Ama kumandanın e, tabii ki İslami hükümleri bilmesi gerekiyor ki onlarla hükmedecek. Kumandanın meşru olan emirlerine uymak ve ona itaat etmek gerekir. Üç savaş halinde olunan, olunan düşmana pusu kurmak. Ve ekonomik hedeflerini vurmak, mallarına el koymak caizdir. 4. Ashab-ı kiram açlığa, susuzluğa, her türlü sıkıntıya karşı son derece tahammüllüydüler. 5. İçtihat Peygamber Efendimizin vefatından sonra değil, onun zamanında da caizdi. Bak sahabi iştihad ediyor yani, yiyelim mi yemeyelim mi diye. 6. Denizde yaşayan hayvanların ölüsü, mubahttır. Denizin içinde ölün ölmüş değil de denizden çıkınca ölenler. Ebu Hanife'ye göre balıktan başka deniz hayvanları yenilmez. Balığın da sebepsiz bir av aletiyle olmaksızın eceliyle öleni yenmez suyun içinde. Şafii mezhebine göre su hayvanlarından kurbağa yenmez. Maliki mezhebine göre kurbağa da dahil bütün deniz hayvanları yenir. E, Hanefiler balık sadece yenir diyor. Diğerleri mekruh sayılıyor. Ashab-ı kiramın fedakarlığını göstermesi açısından gerçekten bu rivayet çok önem arz ediyor kıymetli dinleyenler. Bunların üzerine düşünelim, biz de bunlar gibi fedakarlık yolları bulalım, arayalım kendimiz için. İslam için fedakarlık da yapalım inşallah.